Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Maymun videosu çekmeye devam ediyoruz. Bu videoda gövdesini öreceğiz. Daha önceki videolardan hatırlarsanız kafa ve gövde videosunun ortak bir çalışmasını yapmıştık. Bir sıraya kadar hani beraber aynı devam ettiği için o sayıyı vermiştim size. Biz 54'e kadar çoğaltmıştık. Şimdi gövdeyi devam etmek için oraya kadar öreceksiniz. 54 sık iğneye kadar. O videoyu seyredeceksiniz 54'e kadar. Aynısını devam ettireceksiniz. 54 ilmek ördükten sonra gövdeye devam edebilmek için 4 sıra daha 54 sık iğne öreceksiniz. Hiçbir farkı yok. 54'e kadar ördünüz. Çoğaltarak 54'ten sonra 4 sıra daha 54 sık iğne ördünüz. Şimdi burada bir eksiltme var. Onu göstereceğim size. İlmek sayımızı, yani sık iğne sayımızı 48'e düşüreceğiz. İlmek belirleyicimi takıyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek sık iğne ördükten sonra 8 ve 9'uncudan birer tane alıp bir kesme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördükten sonra 8 ve 9'uncudan birer tane alıp bir kesme yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi yapacağım. 7 tane tek sık iğne, bir tane kesme. Beş, altı, yedi tane tek sık iğne, bir tane kesme. Altı ve 7. Son kesmemi de yapıyorum. Ve bu sırada ilmek sayımı, yani sık iğne sayımı 48'e düşürüyorum. Şimdi siz burada 48 sık iğneye düşmüştük. Burada 8 sıra daha 48 sık iğne öreceksiniz. Yani şu şekilde 8 sıra boyunca 48 sık iğneyi, her sırada 48 sık iğne olacak şekilde 8 sıra daha öreceksiniz. Sonra buradan devam edeceğiz. İlmek belirleyicimi yine taktım. Sık iğne sayımı 42'ye düşüreceğim bu sırada. Onun için de 1 2 3 4 5 6 ördüm. 7 ve 8'inciyi tığımı aldım. Bir kere de alıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. 6 ör, 1 eksilt. 6 ör, 1 kes. 2 3 4 5 6 tane örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ör, bir kes yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum. Bir tane kesme yapıyorum.
Sonuncuyu da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. 7 ve 8.yi beraber alıyorum. Ve sık iğne sayımı 42'ye düşürüyorum. Şimdi burada 3 sıra daha 42 sık iğne öreceğiz. Hemen hızlıca devam edelim ya da isterseniz siz videoyu durdurup örüp devam edebilirsiniz. Ben örmeye devam edeceğim. 3 sıra boyunca 42 sık iğne. Başa kadar gelelim. Gövde tamamen bittikten sonra sıkıca boncuk elyafla doldurabilirsiniz. Bir sıramız tamamlandı. Kaldı iki sıramız. Örmeye devam ediyorum. Haliyle bu uzun bir çalışma. Bir sıramız daha bitti. Son sıramızda örelim hemen. Ve azaltma işlemine devam edelim. İkiyi de ördük. Şimdi azaltmamıza geçelim. 36'ya düşüreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. 6. ve 7.yi beraber aldım ve bir kesme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ördüm. 6. ve 7.den ön ilmeklerinden birer tane alıp bir tane azaltma işlemi yaptım. Sıra sonuna gelene kadar 5 ör 1 kese 6 kere tekrarladığınızda sık iğne sayınızı 36'ya düşüreceksiniz.
1 2 3 4 5 ördüm ve 1 kestim. 1 2 3 4 5 ördüm. 1 kestim. Ve bir kesiyorum. Sonuncu kesmemi de yapıyorum. Sık iğne sayımı 36'ya düşürüyorum. Şimdi 3 sıra daha 36 sık iğne öreceğiz burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Bir sırayı ördük. İki sıramız kaldı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Son 36'mızı da örelim. Daha sonra zaten 4 sıra kadar bir işlemimiz kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve de 36. Şimdi kesme işlemimiz var burada tekrar. Sık iğne sayımı 30'a düşüreceğim. Bunun için de 1 2 3 4 ör. Bir kes yapacağım. Ve bunu 6 kere tekrar edeceğim sıra başına kadar. 1 2 3 4 ör. Bir kes. 1 2 3 4 ör. Bir kesme.
Sonuncuyu da yapalım. Sık iğne sayımızı 30'a düşürdük. Burada sadece bir sıra 30 sık iğne öreceğiz. Bunu da örelim. 1 Şimdi son kesme işlemimizi yapalım. 3 ör bir kez yapacağız. Sıra başına kadar ve 3 ör bir kez 6 kere tekrar edeceğiz. Ve sık iğne sayımızı 24'e düşüreceğiz. Son kesme işlemimizi yapmış olacağız. Kafayla da eşitleyeceğiz. Kafayı çünkü 24'te bitirmiştik. 3 tane sık iğne ördüm. 4 ile 5'ten birer tane aldım. 2, 3 tane ördüm. 4 ile 5'ten birer tane aldım. Sıra başına kadar hep aynı işlemi yapalım. Son kesmemizi de yapalım. Şimdi ben size daha fazla sıkmak istemiyorum. Siz burada ipinizi kesmeden bir sıra daha 24 sık iğne öreceksiniz ve ipinizi keseceksiniz. Gövdeyi burada bitirmiş oluruz. Daha sonra da sıkıcı içini dolduracaksınız. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Siz tüm parçalarınızı örün. Birleştirmek için bir sonraki videoyu bekleyin. Daha sonraki videoda yerlerini göstereceğim ben size. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.